ve sıcaklıkla ilgili sayısal örnekler çözelim arkadaşlar. Şimdi su buz soruları biliyorsunuz sıkça soruluyor. Eşit kütlelerde alınmış 0 santigrattaki buz ile 50 santigrattaki su yalıtılmış bir kapta karıştırılıyor. Isı dengesi kurulduğunda buzun yüzde kaçı erimiş olur? Şimdi L erime 80 kalori bölü gram C su 1 kal bölü gram santigrat. Şimdi 0 santigratta buz var elimde. Eşit kütlede mesela m gram alalım bunu. m çarpı 80'den 80 m kal olduğunda 0 santigrattaki buzumuzun tamamı eriyor. Peki 50 santigratta su ekliyorsam yine eşit kütlede de m gram alayım. C su 1 Delta T'miz 50. 50M kallik ısı verebildi. Eğer 80 m, e 80M olsaydı buzun tamamı erirdi. Fakat sadece 50M'lik ısı verilebildi. 80M'de 50M verildiyse yüzde kaçtır deriz arkadaşlarım? Bu da yüzde 62,5 gelir. Yani yüzde 62,5 erimiş olur. 0 santigrattaki buz ile 90 santigrattaki su eşit kütlelerde karıştırıldığında ilk ısı dengesi kaç santigrat sıcaklığında kurulur? Yine arkadaşlarım biraz önce olduğu gibi m gram buz ne kadar da erir hesaplayalım. m çarpı 80'den 80 m kal ısı aldığında tamamı eriyor. Peki Q eşittir mc delta t M gram C su 1 delta T'miz 90. 90 M kallik ısı veriliyor. Şimdi 80 M kalori ile tamamı eriyecekti. Şu anda 90 M kalorilik ısı verildi. Yani 10 M'lik fazlalık var. Q eşittir M C delta T diyorum. Dolayısıyla buradaki M gram buz ile M gram su 2 M gram su oldu. C su 1 delta T. Delta T'miz buradan 5 santigrat geliyor. 80 santigrattaki 2 m gram su ile sıcaklığı bilinmeyen m gram buz karıştırılıp ilk ısı dengesi kurulduğunda düzenin son sıcaklığı 20 santigrat oluyor. Buna göre buzun başlangıç sıcaklığı kaç santigrattır? Şimdi arkadaşlarım şöyle bakıyorum. Burada bir x diyorum. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Burada mc delta t formülünü kullanacağız. Buraya bakıyorum arkadaşlarım. Burada mL formülü kullanacak. 80 santigratta geliyoruz. Buradan da q eşittir mc delta t formülünü kullanacağız. Son sıcaklığımız da 20 santigrat oluyormuş. Bakınız q eşittir mc delta t'den buz için ısıyı hesaplayalım. m gram buz. C bu 0,5. Delta T'miz X. Q eşittir M, L, E. Ne olacak arkadaşlarım bu da? 80 M gelecek. Su için hesaplayacak olursam Q eşittir M, C, Delta T. 2 M gram su. C su 1. Delta T 80. 160 M gelecek. Bu aradaki fark Q eşittir M, C, Delta T'ye eşitlenecek. Yani 160 M eksi 0,5 xm artı 80 m kadar. 2 m m daha 3 m gram su yaptı. C su 1. Delta t'miz buradan 20 geldi. Dolayısıyla 160 m eksi 0,5 xm eksi 80 m eşittir 60 m. Buradan çekecek olursam arkadaşlarım x 40 gelecek. Yani Burası eksi olduğu için eksi 40 santigrattaki buzumuz varmış. Yani buzun başlangıç sıcaklığı eksi 40 santigrattır. Şimdi yorum sorusuna bakalım arkadaşlarım. Şimdi kütleler var, ısılar var ve sıcaklık farkları var. Hangileri doğrudur? X ve Y aynı madde olabilir. Z kesinlikle farklı maddedir. Öz ısılar eşittir. Y'nin öz ısısı Z'nin öz ısısının iki katıdır. Şimdi biz ne biliyoruz arkadaşlarım? Bir tane bile ayırt edici özellik farklıysa bu maddeler kesinlikle farklı maddelerdir. Şimdi öz ısılarını bir hesaplayalım. Şimdi Q eşittir MC delta T'dir. C'yi buradan çekersek Q M delta T'dir. Şimdi X için Q M delta T. Y için Q M delta t z için q m delta t bunlar birbirini götürdüğü zaman görüyoruz x'in öz ısısı y'nin ve z'nin öz ısısının eşit olduğunu görüyoruz eşitse aynı madde olabilir yani kesinlikle farklı madde yorumu yapamam. Çünkü bir tane ayırt edici özelliğin farklı gelmesi gerekir. Y'nin öz ısısı Z'nin öz ısısının iki katı değil hepsini eşit bulduk. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki gelecektir. Müzik